Savaşay adeta dalgasını geçiyor. Ya bu adama Türkiye teslim edilir mi? SSK'nın haline bakın. Şimdi bir de bizim İstanbul'umuzda Çamsakura nasıl? Çamsakura nasıl? Her taraf pırıl pırıl mı? Yeşilköy'de Murat Dilmener nasıl? Her taraf pırıl pırıl mı? Niye bunları biz böyle yaptık? Kanuni ne dedi? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Biz böyle yönetiyoruz bu ülkeyi. Ama Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu zamanda SSK Ok Meydan Hastanesi'ne adeta iğrenerek giriyorduk. Her taraf pislik. Galoşlar, rezillik. Bay Bay Kemal, seni görünce biz ne anlıyoruz biliyor musunuz? Çöp, çukur, çamur, susuzluk. Bunları yaşamadık mı? Sultan Gazi bunları yaşamadı mı? Peki bu kardeşiniz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman susuzluk bitti mi? Çöp dağları kalktı mı? Çukurlardan kurtulduk mu? Çamurdan kurtulduk mu? Türkiye'yi de bu hale evelallah yine biz getiririz. Şimdi ne diyor bak bakalım. Şimdi Selo'yu kurtaracak. Ya Orhan bunlar manyak mıdır? Ne diyor? Yeni ekip. Yeni ekip. Yani mahvolduk ya. Vallahi ettin mi? Küsür ettin mi? Bunu. Yok. Kardeşlerim, bunun bir selosu var. Bay Bay Kemal'in selosu. Seloyu diyor kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz. İşte bunlar şimdi hep teröristler. Bu teröristlerle beraber yürüyor Bay Bay Kemal. Bu selo ne yaptı? Diyarbakır'da. Buyurun. Bak şu görüntüye tekrar geri dönün. Birlikte sandığa. Haydi. Bıktık bu sandık haydi can atar yetti haydi haydi kazanalım haydi. Haydi birlikte sandığa. Kimlerle haydi diyor? Kandil'in teröristleriyle haydi diyor. Benim Sultan Gazi'li kardeşlerim Kandil'in teröristleriyle haydi diyen Bay Bay Kemal'e oy verir mi? Öyleyse pazar gününe kadar çok çalışacağız. Tamam. Bir yanlışa adım atmayalım. Ve Selo Diyarbakır'da ne yaptı? Bütün Kürt kardeşlerimizi sokağa döktü. Selo'nun kendisi Kürt değildir. Zaza'dır. Sokağa döktü. Ve 51 Kürt kardeşimiz öldürüldü. Herkesi görevine iade edeceğim. Değerli kardeşlerim, şimdi onu ben kurtarırım diyor. Eğer Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalarsın. Adalet neyse, hukuk neyse biz gereğini yaparız. Öyle bir masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. O zaman kriz çıkar. E doğru. 14 Mayıs Kemal'in Bay Bay Kemal olacağı gündür. Evet. Bay Bay Kemal'i
Önce CHP'ye genel başkan, sonra karşımıza cumhurbaşkanı aday olarak çıkartanların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay Bay Kemal terör örgütlerinden sapkın akımlara kadar ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteğiyle yol yürüyor. Şimdi soruyorum sizlere, İstanbul 1994'ten itibaren bizimle başlattığı gibi bu oyunu bozmaz mı? Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Hele hele Sultan Gazi parçalamaz mı? Bazıları bizden yana olmazsa, hatta bize karşı olduğunu gösterirse bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor? Halbuki bunların gözleri öyle bir dönmüş durumda ki kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayan herkesi aynı çuvala doldurup üzerinden silindir gibi geçmeye kararlılar. Bunların şirretinden kendi koalisyon ortakları dahi kurtulamayacak. Çarşıda, pazarda insanlarımıza tercihleri ve kılık kıyafetleri yüzünden yapılan saldırılar bunun ilk işaretidir. Aslına bakılırsa daha önce Gezi'de 17-25 Aralık'ta Çukur eylemlerinde 15 Temmuz'da neler yapılmışsa 14 Mayıs öncesi de aynısı sergileniyor. Biz Bay Bay Kemal'le ve ortaklarıyla değil, Türkiye yüzyılının önünü kesmek için onları ortaya sürenlerle yarışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından ülkemiz seçimleriyle ilgili açıklamalara bakan herkes bunu görebilir. Bütün dergiler kapaklarına ne diyor? Erdoğan gitmeli. Almanya'da çıkanlar böyle diyor. Fransa'da çıkanlar böyle diyor. İngiltere'de çıkanlar böyle diyor. Ya size ne? Bu dergilerin kapağına siz bu ifadeleri nasıl yazıyorsunuz? Bunun kararını siz değil, ey Batı, bunun kararını benim milletim verir, benim. Şimdi Bay Bay Kemal Rusya'da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan, utan. Utan. Şimdi ben de kalkıp dersem ki Türkiye'deki seçimleri Amerika yönlendiriyor, Almanya yönlendiriyor, Fransa yönlendiriyor, İngiltere yönlendiriyor, ne diyeceksin? Bunları sen benim kadar tanımazsın. Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum, ruhlarını. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. 20 senedir bunlarla birçok aynı masalarda oturdum, konuşuyorum. Sen bunlarla kaç kere bir araya geldin ya? Sen bunları nereden tanırsın? Ama bunda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Avucunu yalarsın, avucunu.